Budva'da birkaç plaj deneyeceğiz. Hemen arkamızda Sveti Stefan Adası bulunuyor. Bu ada şu an bir otele aitmiş ve buraya giremiyormuşsun eğer otel müşterisi değilsen. Hatta önceden şurada görülen sol ve sağ tarafındaki plajlardan sağ taraftaki plaj da otele aitmiş. Ama şu an ikisi de halka açık. İkisine de gidilebiliyor. Biz de bugün burada yüzmeyi deneyeceğiz. Keyifli olacağı benziyor. Su çok temiz gözüküyor. Bu tarafta otelimizin olduğu sahilin devamı. Sveti Stefan'ın oradaki su bayağı temiz gözüküyor. Ama biz adayı solumuza alıp bir ormanlık yoldan ilerliyoruz. Su gerçekten bayağı temiz. Önceden burası sadece otele aitmiş mesela. Evet, diğeri onu tutmuş, destek olmuş. Burası da Milocher Beach diye geçiyor. Bu su da gayet temiz. Su ilk başta soğuk gibi hissettirdi ama hiç soğuk değil. Yine de tertemiz. Burası da Milocher Beach'in biraz ötesinde Kraliçina, yani Queen's Beach diye geçen başka bir plaj. Burası çok soğuk. Sveti Stefan Adası'na bir yol var. O yoldan kapıya kadar gidilebiliyor. Önceden güvenlikler tam bu yolun başında duruyorlarmış. Ve daha ileriye müsaade etmiyorlarmış. Arkadaşlarımız şey dedi, bu ada şu an tamamen kapalıymış, bu adadaki otel. Çünkü işte halka açılıp açılmayacağı konusunda bir anlaşmazlığa düşülmüş ve kapatılmış burası. Şu an biz kapıya kadar yürüyeceğiz. Adanın kapısı burası ve kilitli, zincirli.
şu an adaya doğru yürürken adanın sol tarafında kalan sahilden girdik denize. Burası daha dalgasız çünkü. Temiz, her yer temiz burada. Biraz sadece ağaç çöpü birikmiş. Bu üç beach'in aslında birbirinden çok bir farkı yok. Çünkü hepsinin suyu berrak, temiz, soğukluğu arasında çok büyük fark yok. Dolayısıyla hiçbiri bir kayıp değil aslında. Hangisinde yüzmek isterseniz kesinlikle güzel olacaktır. Svet Stefan Adası bölgesinde gidebileceğiniz 3 tane sahil bunlar. Tercih artık sizin. Doydun mu denize? Hayır. Çünkü çok güzel. Harika. Adada birden fazla tesis, market ve tuvalet de bulunuyor. Burası Half Moon Beach diye geçiyor. Yani yarım ay sahili. Ama tam o Half Moon Beach olarak geçen yer çok kayalık. Hani deniz ayakkabısı olmasına rağmen ben bile kaya kaya girdim. Diğer deniz ayakkabısı olmayan arkadaşlar girmedi bile. Şimdi oranın sol tarafını deniyorum. Burası da daha küçük bir sahili bulunan yer. Hemen bir yan tarafı. Burası da bol bol kayalık ama şu an bayağı kayıyorum. Hawaii şu an Hawaii gibi değil. Evet, şu an full kayalık burası. Burada da girmeyeceğim muhtemelen. Adanın diğer tarafında da sahiller var. Artık bu tarafı deneyeceğiz. Şu anda da adanın bir diğer tarafına geldik. Burası teknelerin sizi bıraktığı yer. Burası hem çok dalgasız hem de artık son şansımız. Bakalım, burası da çirkinse Sveti Nikola'yı önermeyeceğiz.
Yamuk biraz dikkat edin. Şu anda da Mogren Beach'teyiz. Burası da yolu çok tatlı. Suyu berrak mı? Berrak. Bir beach. Karşıda Sveti Nikola Adası var. Gerçekten o adaya gitmenize gerek yok. Deneyimledik. Burası oradan daha güzel ve özellikle Sveti Stefan Adası bölgesine gittiğimiz sahiller oradan çok daha güzel.